Ve bir gün o ufka vardığın zaman geriye dönüp diyeceksin, meğer yürüdüğüm yol ne yolmuş yani. Ayağıma biraz dikenler battı. Evet, Kıtmir kaçak geçerken, evet onu Halep'ten Türkiye'ye geçerken belki 1000 kadar diken ayağıma batmıştı. Çünkü ayakkabıları çıkarmak icap ediyor. İzlerden takip ederlermiş. Sınır geçiyoruz. Evet. Meğer ayağımıza batan o dikenler veya ineli fıçı gibi bir şeyin içine koymalar veya yurttan yuvadan sürgün edilmeler veya işte gözlerimizi bir kere daha yaşatan ailece esasen efendim bir nehirde boğulmalar, daha evvel 5 kişilik bir ailen o nehirde boğulması, daha evvel şöyle böyle dünyanın değişik yerlerinde kendilerine bir yönüyle aram edecek yer arayanlar geçerken bütün o deryaya daldılar ve boğuldular. Nice serüvan canlar, nice gül yüzlü sultanlar, nice husrev gibi hanlar bütün o deryaya daldı ve boğuldular. Buna çağın amnofisleri sebebiyet verdi. Işık tuttular, bağrımızı açarız dediler. Fakat onlar her birisi bir yerde, yolun bir yerinde bir yönüyle biçilmiş ekin gibi kırıldı ve döküldü. Binlerce, binlerce. Şimdi de binlerce, binlerce insan değişik zahmetler, meşakkatler, ızdıraplar, ızdırarlar içinde. Ama o zahmeti, o meşakkati Cenab-ı Hakk'a sunulan bir dua gibi kabul etmeli. O ızdırabı, ızdırarı bir dua gibi kabul etmeli. Süfyan İbn-i Uyeyne Hazretleri'nin dediği gibi, bazen bir muzdarrın duasıyla Allah bütün bir ümmeti bağışlar. İnleyin, başınızı seccadeye koyun, secdede içinizi Allah'a dökün. Cenab-ı Hak bu kasvetli bulutları bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün, şu sayılı günler dünyasında, öbür tarafa gidildiğinde, eyvah aldandık, şu hayatı dünyevi sabit zannettik, o zan sebebiyle bütün zayi ettik, evet şu güzeran hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti, şu temelsiz ömür dahi bir çay gibi akar gider, bir rüzgar gibi eser geçer, bir şimşek gibi çakar ve söner dememek için bence burada hayatı dolu dolu yaşamak Allah'ın izni inayetiyle. Evet, asa en tekrahu şeyen ve huve hayrun lekum ve asa en tuhibbu şeyen ve huve şerrun lekum. Ama ne diyor? Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz. O bilir. Zira Kur'an-ı Kerim'de bir alim diyor. Esma-i Hüsna'ya girmemiş alim. Alim diyor. Ebu Hüreyre'nin saydığı Esma-i İlahi'de alim var. Allâmul Guyub diyor. O da girmemiş Esma-i Hüsna içine. Üç kipiyle kullanıyor Allah Celle Celaluhu. Sade kipiyle alim. Bilir. Mübalağa kipiyle alim diyor. Şiddetli bir mübalağa kipiyle allam diyor. Bilmediği hiçbir şey yoktur. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Atom ağırlığı, elektron ağırlığı, nötron ağırlığı, proton ağırlığı, hayır, şer. Hepsini bilir Allah Celle Celaluhu. Ve size yapacağı muameleyi de ona göre yapar. Cenab-ı Hak dağlar cesametinde hayırlar yapmaya muvaffak eylesin. Atom ağırlığı, molekül ağırlığı olsun, şer yapmadan bizleri uzak kılsın. Allahümme hakkal kavl tunina bihi anil akavilil batile ya erhamer rahimin ya zel celali vel ikram.